suça alet olan bütün halklar o İslam bayrağı altında toplanan ve kendi Hristiyan komşusunu katledenler insanlığıyla buluşması için soykırımı tanımak mecburiyetindedirler. Soykırımın kabul edilmesi için mücadele etmek zorundadırlar. Ve ben insanlıktan vicdanı olan insanlardan bunu bekliyorum. Evet, yanımızda Soykırım Karşıtları Derneği'nden Ali Ertem Bey var burada. Ali Bey, siz burada bir konuşma yaptınız ve konuşmanızda Türkiye soykırımı tanırsa bunun karlısı Türkiye ve zararlısı da Süryaniler olacak dediniz. Bunu ne demek istediniz? Açar mısınız biraz? Bunu yanlış anlaşıldığına inanıyorum. Ben zararlısı Süryani halkı olacaktır demedim. Eğer ki bir ülkenin kendi geçmişiyle yüzleşmesi, kendi geçmişindeki kanlı sayfalarıyla, tarihinin karanlık sayfalarıyla yüzleşmesi demek, o ülkenin demokratikleşmesi demektir. Bizler ne yapsak, ne kadar iyilik etsek, soykırım mağdurlarının kaybettiklerini asla geri getiremeyiz. Bu anlamda söyledim. O sebepten dolayı tabii ki Süryani halkı da o zaman özgür olacaktır. Süryani halkına saygı, Süryani halkının ibadethanelerine saygı, onlar üzerindeki baskıların kaldırılması, inançlarındaki eşitlik, hiç şüphesiz Süryani halkının o zaman tabii ki adaletten biz söz edebiliriz. Yani biz aynı zamanda soykırımın açtığı bütün yaraların sarılmasını isteriz. Soykırımdan gasp edilen, haksız yere hiç kendilerine ait olmayan şeylerin geri onların kalan halklarına, yani halklara verilmesini isteriz. Bunların aslında bu yaraların sarılması için olmazsa olmaz diye bir söz vardır. Bunun da bu yerine getirilmeden sadece, yani ben soykırımı tanıyorum demek sadece bir boş laf ve aldatmaca olabilir. Bunu böyle anlatmak istiyorum. Orada bir yanlış anlaşılmanın olduğunu belirtmek istiyorum. Peki bugünkü Türkiye'de adalet var mı sizin söyleminizle? Eğer değerlendirirsek azınlıklar, Süryaniler, Ermeniler veya diğer azınlıklara karşı bir adalet olgusu var mı Türkiye'de? Maalesef bunu görmek mümkün değil. Üzülerek söylüyorum. Bir takım değişiklikler hiç şüphesiz dünyadaki gelişmelere bağlı olarak bu gelişmeler, haber alma tekniği çok gelişti. İnsanlar artık farklı kaynaklara da bakabiliyorlar. Eleştirici insanlar zaten bunu çok çok istiyorlar ve bunun için yani bir gelişme var. İnsanlar Türkiye'de de tabii ki sokaklara çıkıyorlar. Az da olsa soykırımın kabul edilmesini istiyorlar. Bu çok iyi bir gelişmedir. Hiç şüphesiz ben Sayın Başbakan'ın ne demek istediğini, ne dediğini duymadım. Henüz daha onu izlemedim. Tabii ki bunu bakıp değerlendirmek gerektiğine inanıyorum. Yani onun geçmişe dair işlenen cinayetleri, işlenen halklar cinayetini kabul etmesi sadece bunu evet demekle olmayacaktır. Ben isterim ki burada bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden benim yerime bir başkası konuşsaydı ve o devleti temsilen sizlerin karşısında olsaydı. Ben isterdim ki başbakanın tıpkı Willy Brandt gibi gidip Ermenistan'da soykırımın anıtı önünde bir çelenk bırakıp diz çökseydi. İşte soykırımı kabul etmek benim açımdan bu adımları atmakla olabilir. Soykırımı kabul etmek aynı zamanda o halkın kayıplarını yerine getirmekle, onu telafi etmekle mümkün olabilir. Fakat ben onu defalarca duydum. Ben onun yani soykırım konusundaki düşüncelerini biliyorum. Benim atalarım soykırım yapmaz diyor. Hayır, senin ataların, benim atalarım soykırım yaptı. Biz bu gerçeği kabul ederek ancak insanlığımızla buluşabiliriz. İnkar ederek değil. Ben bunu başbakandan da istiyorum. Bunu defalarca duydum ondan. Tabii ki bu benim hiçbir zaman bir başbakan olarak tasvip ettiğim, benim yani ki özlemlerimi temsil eden bir başbakan olmadığını görüyorum bu haliyle. Son bir soru. Bu Türkiye'nin rejimlerinin soykırımı inkar politikası acaba sadece rejimlerin inkarı mı, yoksa bu genel halkın görüşü mü? Şimdi soykırım hem ülke içerisinde hem de
uluslararası planda daima suç ittifaklarıyla gerçekleştirilir. Soykırımın inkarı da böyledir. Siz belli bir suç ittifakı kurmadan soykırımı inkar edemezsiniz. Türkiye bir soykırımı inkar ordusu yaratmış. Her yerde, her alanda, bu eğitimde, bu yani ne bileyim işte dış temsilciliklerde, bu artık aklınıza ne gelirse dinde, bu ne kadar alan varsa, kamuya ait, insanlığa ait Türkiye'de ne varsa inkarın üzerine kuruludur. İşte bu gerçek değişmelidir. Bu ya ne bileyim benim atalarım soykırım yapmaz demek, buna karşı durmak ve bu gerçeğe yani muhalefet etmektir. Bir şey daha belirtmek isterim. Bir kere şu gerçeği görüyoruz ki Türkiye ile ilişkisi olan bütün ülkeler tabii ki gerek askeri gerek stratejik kendi çıkarları daima ön planda olmuştur. Eğer ki insanlık, yani ben ama bir şeye inanıyorum, kamu vicdanı bunu kabul etmeyecektir. Kamu vicdanı iki kutuplu dünyayı birleştirmiştir. Dikkat ederseniz bundan işte 60 yıl önceki şeyi, bir 65 yıl önceki durumu düşünün. Burada Hitler rejiminin dünyayı kana buladığı bir dönemde kamu vicdanı o kadar şey yapmıştır ki, yani baskı yapmıştır ki gerek Amerika'ya ve Batı dünyasına, Sovyetler Birliği ile Hitler faşizmine karşı mücadelede birleştirmiştir. Yani ben kamu vicdanına inanıyorum. Biz gerçekleri usanmadan, bıkmadan kamuya ait anlatmalıyız. O zaman ben inanıyorum ki Türkiye kamu baskısının altından asla kalkamayacaktır. Onu kabul edecektir. Ama savaşla, ama barışla. Bu böyledir. Aynen böyledir. Hitler faşizminin nasıl soykırımı kabul ettirildiğini, Almanların soykırımı nasıl kabul ettiğini biliyorsunuz. Nürnberg'de sandık sandalyesine oturtularak kabul etmişlerdir. İşte Türkiye'de eksik olan da maalesef budur yani. Çok teşekkürler Ali Bey. Ben teşekkür ediyorum sizlere. Soykırımı anma etkinliklerine siz de katıldınız. Yeter Yalçıntaş. Buraya niye geldiniz ve nereden geliyorsunuz? Biz Bielefeld'den geliyoruz. Bu sene ilk kez katıldık ama çok anlamlı oldu bizim açımızdan. Süryani arkadaşlarla kısa bir süredir tanışıyoruz ama böyle bir soykırım etkinliğine katılmış olmak bizim için anlamlıydı. Biz Bielefeld bir kar olarak katıldık. İşçilerin Birliği Halkların Kardeşliği platformudur. Ve ben şöyle söyleyeyim, özellikle 100. yılı itibariyle olması da çok da anlamlıydı. Biz şunu biliyoruz ki bölgemizde halklara karşı oldukça acımasız bir tarih yaşandı. Ve bu biraz önceki konuşmacılardan bir tanesinin söylediği gibi, bu soykırımı inkar etmek de soykırımın devamıdır. O anlamda unutmak ve inkar etmek, unutmak da inkar etmek gibi bir şeydir. Biz unutmadık, unutmayacağız da, unutturmayacağız da. Ve ben şöyle söyleyeyim, burada bulunmuş olmak bizim açımızdan bir yeniyi beraberinde getirdi. Her zaman Türkiye'de gündem olarak Ermeni soykırımı olarak adlandırılırdı. O anlamda biz Seyfo'yu bir kez de burada yaşadık. Bunu yani Almanya'ya gelmeden önce Süryanilere yapılan soykırımdan haberiniz yoktu orada. Haber yok demek çok anlamsız olur. Sonuçta biz ilerici ve devrimci insanlarız. Ama meselenin yalnızca bir yüzü ön plana çıkıyordu. Bizim cephemizden çok karanlık bir durum değildi. Ama bunu burada bizim de hafızalarımızda yenilenmiş oldu. Öyle söyleyeyim. Son soru olarak eğer Başbakan Tayyip Erdoğan'ın yaptığı dünkü açıklamayı duyduysanız bunu samimi buluyor musunuz, açıklamasını? Biz hiçbir zaman samimi bulmadık. Çünkü Erdoğan bir katildir. Kendi halkına karşı da, oradaki halklara karşı da her zaman katil düzenin temsilcisidir bizim açımızdan. Hiçbir samimiyet olduğunu düşünmüyoruz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.